Trafik sigortaları zorunlu bir poliçe. Zaten adı üstünde motorlu karataşçıları zorunlu mali mesuliyet sigortası. Burada ülkemizdeki oluşan enflasyon ve yedek parçaların yüksek olması sebebiyle... ...ve hasarların da gerçekten çok yüksek olmasından kaynaklı bir fiyatlandırma yapılıyor. Ve her ay düzenli olarak da bu fiyatlandırma değiştirilebiliyor. Haliyle trafik sigortasında sigorta şirketleri taksit yapmayı öngörmüyor. Bazı şirketlerde hala devam ediyor ama... Genel itibariyle taksilendirmeyi kaldırdılar. Parça fiyatlarının yüksek olması, hasar bedellerinin yüksek olması ve sigorta şirketlerinde trafik sigortalarından zarar etmesi nedeniyle de zararı daha aşağı çekmek için taksilendirmeyi kaldırdılar. Vatandaşımız zaten şu anda şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ortalama 36 milyona yakın bir motorlu taşıdı var ve duyumlarımıza göre de yaklaşık 10 milyona yakın da trafik sigortasının olmadığını görüyoruz. Ee, bu her geçen günde çoğalmaması için e, gerekli önlemin e, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, SDDK tarafından alınması gerekiyor. Eğer bu önlem alınırsa eskiye dönerek yine taksitli bir şekilde işlem yapılabilir. Şikayetler alıyoruz. Yani sonuçta biz de bir vatandaşız. Biz de trafik sigortası yaptırıyoruz ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Şirketlerde zaten şirket kartlarına trafik sigortası da dahil, diğer poliçeler de dahil taksit imkanı sağlamıyor. Bu bizde bir alakası yok. Tabii bankayla alakalı bir durum. Fakat günümüzde baktığımız zaman trafik sigortalarında Gününü geçirmemelerine çok dikkat ediyoruz. Gününü geçirirlerse bu sefer yasal faizle beraber ödemek zorunda kalıyorlar. Ee, ve çok büyük tazminatlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ee, trafik sigortalarını mutlaka elinden geldiği kadar zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Trafik sigorta ruhsatı almış yaklaşık 40'a yakın bir sigorta şirketi var. Fakat bunların içerisinde yaklaşık 10 ya da 11 tane, 12 tanesi trafik sigortası yapıyor ve bunların içerisinde de teklif verip yapmayanlar var. En büyük sorun da bunlardan kaynaklanıyor. Biz sigorta acenteler olarak en büyük sorunu da burada yaşıyoruz. Yani trafik sigortası ruhsatı almış sigorta şirketlerinin SBM'de vermiş olduğu fiyatları aynı anda acentele de vermesini istiyoruz. Çünkü vatandaş burada SBM'de fiyat alıyor, geliyor fakat sistemden poliçeyi yaptıramıyor. Çünkü sadece fiyat vermiş oluyor. E, ruhsat almış trafik sigortası yapacak sigorta şirketleri hazine daha çok baskı yaparak e, bu işi çözmesini çok arz ediyoruz. Gerçekten bizler de bu konuda çok yoruluyoruz. Zorunlu olan bir poliçede e, göstermiş olduğumuz o performansı inanın e, haddi hesabı yok derecede sıkıntı yaşıyoruz. Ama e, trafik sigortasını mutlaka ama mutlaka hazineden ruhsatını almış şirketler, sorgusuz sualsiz yapmasını arz ediyorum.